Merhaba değerli dostlarım. Ben Emine Supçin. Umarım ve dilerim hepiniz yaşadığınız yerde, yurdunuzda, yuvanızda, neresiyse orası mutlu ve huzurlusunuzdur. Bu haftaki videomu pazar günü değil, bugün günlerden cuma, cuma günü çekiyorum. Yani bu hafta ne yazacağım olacak bu kez. Neden? Çünkü yarın değil, yarından sonra pazar günü çok özel bir gün. Hepimiz için çok özel bir gün. Belki de yeryüzündeki tüm canlılar, bizim anladığımız anlamdaki canlılar için özel bir gün. Evet, insanoğlu kutluyor anneler gününü ama bence anne olan kediden, köpekten, kurttan, kuştan her varlık çok özel bir duygu bu. Anneler günü bizim icat ettiğimiz bir şeyi fakat özünde annelik olarak baktığınız zaman çok daha değerli, çok daha derin bir konu. Ve ben anneler gününe özel ne yazabilirim diye düşünmeye başladığım çarşamba gününden itibaren delirdim diyebilirim. Doluya koyuyorum, almıyor. Boşa koyuyorum, dolmuyor. Doluları, boşları hepsini yerle yeksan ediyorum. Ne yazabilirim diye düşünüyorum. Yazmak sözcüğünün dışına çıkıp sadece duygu dünyasına giriyorum. Tanrım, anneyle ilgili duygu dünyasında, o renk cümbüşünün içerisinde, o insan kulağının daha önce hiç duymadığı, belki de evrenin müziğini içeren olağanüstü tınıların içerisinde yüzüyorum, dolanıyorum, mutlanıyorum. Anlamlar buluyorum daha önce kimsenin bulmadığı, renkler görüyorum daha önce hiç kimsenin görmediği ve sesler duyuyorum insan kulağına hiç değmemiş. Gel gör ki bunları sözcüklere döküp bir kağıda işleyemiyorum, yapamıyorum. Öyle yukarıda, öyle yüce ama aynı zamanda öyle olağan, öyle gündelik, öyle normal. Anne böyle bir şey zannediyorum. Sonra çevremdeki insanlara sormaya başladım. Anne dediğiniz zaman aklınıza gelen ilk sözcük ya da anne kavramını karşılayan diğer sözcük nedir? Kimisi vefa dedi. Kimisi cefa dedi. Kimisi fedakarlık dedi. Bunlar ezberlediğimiz sözcükler aslında. Ne kadar doğru olursa olsun sonuçta ezberlediğimiz ve bugüne kadar anne üzerine söylenmiş sözcüklerin başında gelen şeyler, başında gelen sözcükler. Tatmin olmadım, yazamadım, ifade edemedim. Ve yarın eskimeyen.com'da çıkacak olan yazım benim ifade edemediğimden ibaret. Düşündüm ki, hani sınıflandırmak diye bir şey vardır ya, böyle olunca çok daha kolay düşünürsünüz ve çok daha kolay anlatırsınız. Dedim ki biyolojik olarak anne kimdir? 9 ay boyunca seni karnında taşıyan, doğurup sonra emziren, altını bezlerini alan ve alt bezlerini alırken zerre kadar tiksinmek bile aklına gelmeyen, kokusunu bile öpebilecek kadar çok seven bir varlık. Yani buna biyolojik anne deniliyor. Senin uğruna kendi biyolojisinden vazgeçen kadın yani. Peki, annenin gözünde sen kimsin? Bir de buna değineyim dedim. Annenin gözünde biz hiçbir zaman büyümeyiz bilirsiniz. Kaç yaşına gelirseniz gelin, oturduğunuz zaman arkana yastık koyayım mı? Senin atletin terlemiştir, atletini değiştireyim mi? Atletini değiştirelim mi? Giderken dikkat et, karşıdan karşıya geçerken aman ha. Kendine iyi bak, iyi beslen. Doğru düzgün yemek yemiyorsundur sen şimdi. Geleyim ben bir ara sana bir sürü yemek yapayım. Anne. Annenin gözünde sen hep çocuksun. Hani bir de bunun espiritüel tarafı var. Kızdığı zaman mesela köpek der. Bunlardan bir tanesi benim kendi oğluma köpek diyebilirim kızdığım zaman. Ama bu bir sevgi sözcüğüdür. Öbür taraftan eğer çok öfkelenmişse böyle dizlerinden birazcık çimdikleyebilir ama o çimdiklerken asla şu iki parmak çok fazla sıkmaz birbirini. Canını yakmak istemez çünkü. Dellendirirsen ayağında bir terliği vardır. Kaptığı gibi arkandan fırlatır, güdümlüdür.
Ama nişan aldığı yer hep kaba etindir. Canın yansın istemez mesela. Ve sen hep küçüksündür. Hep büyümektesindir. Hep korunmaya ihtiyacın vardır. Öte taraftan değer olarak anne nedir konusuna dokunayım dedim. Değer, karşılık, eder. Şimdi herkesin bir fiyatı vardır der bazıları. Herkesin var mıdır bilmiyorum ama alnında fiyat etiketiyle dolaşan çok insan var biliyorsunuz. Eğer kendi onurlarını kazan dairesinde yakmış bir devlet görevlisiyle karşılaşırsan ve kendi dosyanın bir an önce öne geçmesini istiyorsan dosyanın arasına birkaç kuruş kıstırdığında bu olabiliyor mesela değil mi? Bunun bir ederi var, bir bedeli var. Hatta eder ve bedel dediğinde satın alabileceğin çok fazla insan var. Ben gidip bir devlet başkanını bile satın alabilirsin yani. Herkesin bedeli vardır oluyor orada. Ama bir insan var ki öldürsen bile onu satın alamıyorsun. Ne yaparsan yap, işkence et, kötü söz söyle, onurunu kır, ne yaparsan yap. O insan, anne yüreği, hiçbir şekilde karşılığı yok. Yani senin ondaki değerinin herhangi bir fiyatı yok. Ve herhangi bir fiyatı olmayan o kadar değerli yavrusunu ama savaşlarda, ama terörde kurban verip acısını hiçbir yerlere sığdıramayan, oturup da destan yakamayan yine anne yüreği. Anneler için söyleyebileceğim sözcük bulamıyorum. Öbür taraftan eğitimsel açıdan baktığında eğer eğitimli bir anne ise çocuğuna veremeyeceği şey yok. Çocuğunun ayakta durmasını, dik durmasını, hayata karşı savaşmasını her şeyi öğretiyor. Çünkü anne kendisi zaten bir savaşçı. İster cahil olsun, ister okumuş olsun, ister okuma yazma bilsin bilmesin önemli değil. Birikimi olsun olmasın, okul bitirmiş olsun olmasın önemli değil. Anne yavrusu için bir savaşçı. Eminim benim başıma gelmişti köyde büyüdüğüm için. Sizler de eğer bir köy deneyiminiz varsa bilirsiniz. Herhangi bir tavuğun o yeni çıkmış o sapsarı o dünya tatlısı civcivlerinden bir tanesine dokunmaya kalktığınız an tepenize çıkar. Ve direkt gözlerinize hedef alarak didiklemeye başlar. Çünkü annedir o ve bir savaşçıdır. Doğadaki bütün canlılar için geçerli bu. Herkes yavrusunu korur. Anneler yavrularını korurlar. Ta ki kendi ayakları üzerine duruncaya kadar. Ama insan anne de onun da ötesine geçiyor anne. Anne çok özel bir varlık. Annelik çok özel bir duygu. Bu duyguyu yaşayan bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Ve her gün aslında annelerin günüdür. Bunu siz de biliyorsunuz. Çünkü yalnızlaştığımızda sığındığımız kuytumuzdur. Terk edildiğimizde ilk döndüğümüz yuvadır anne yüreğim. Acıktığımızda soframızdır, susadığımızda bir yudumdur. Ve eğer sonsuza uğurladıklarımız varsa aralarında, mezarı başında bir Fatiha'dır dudağımızdan dökülenler. Buradakiler ve gitmiş olanlar, hepsinin anneler günü kutlu olsun. Şu an beni izlemekte olan güzel kadınlar, sizlerin de anneler gününüz kutlu olsun. Nice anneler gününü sağlıklı, salgınsız, mutlu, keyifle geçirmemizi diliyorum. En içten sevgilerimle.